İnsanoğlu ilk çağlardan beri gökyüzüne bakıp merak ediyor. Geceleri gökyüzünde parlayan bu ışıklar da ne? Her bir ışık demeti geniş ölçekli bir galaksi. Her bir galakside ortalama 200 milyar yıldız var. Dünyamız saymamızın mümkün bile olamayacağı milyarlarca galaksinin var olduğu evrende Samanyolu galaksisindeki sarı bir yıldızın yanında bulunuyor. Bizim için her şey bu yıldızın etrafında şekilleniyor. Bugün gökyüzüne baktığınızda binlerce yıl önce yaşamış atalarımızın hissettiği merakı ve duyguları siz de hissedebilirsiniz. Uzay, insanlık tarihinin başından beri her çağda ilgimizi çekti. Öte gezegenler aramamız, Ay'a adım atmamız, Mars'a ulaşmamız insanlığın uzay tutkusuyla alakalı. Bu uğurda ülkelerin ellerindeki en güçlü etken şüphesiz bilim adamları ve cesur uzay kaşifleri. Bu uzay kaşiflerine Amerikalılar astronot, Çinliler taykonot ve Ruslar kozmonot adını verdi. Soğuk Savaş yıllarında başlayan uzay yarışındaki en büyük görevleri hayatlarını ortaya koyarak bu cesur insanlar üstlendi. Birçoğu hayatını kaybetti. Aralarından bazıları uzaya ulaştı. İçlerinde uzayda unutulan da oldu, Ay'a ilk adımları atan da. Peki kim bu insanlar? Nasıl seçildiler? Uzayda nasıl yaşıyorlar? Hangi zorluklarla karşılaşıyorlar? Her şeyden önemlisi uzay, ülkeler için neden bu kadar önemli? Ben Cem Ozan. Başlıyoruz. Soğuk Savaş döneminde uzay yarışı hız kazandı. Amerika ve Sovyetler dünyanın liderliğine soyunmuştu. İki ülke birbirine gücünü gösterip caydırıcılığını korumaya çalışıyordu. Sovyetler Birliği'nin dünyanın yörüngesine ilk uyduyu yerleştirmesiyle yarış kızışmaya başladı. Uzay yarışının ayrıntılı hikayesini ve Soğuk Savaş döneminde yaşananları anlattığım videoya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Uzay kaşifleri ilk başlarda uzayın nasıl bir yer olduğunu anlamaya ve gözlem yapmaya gönderiliyordu. Bu durum sonralarda değişti. Artık astronotlar uzaya deney ve araştırma yapmak için gidiyor. Amerika bugüne kadar NASA'ya 650 milyar doları bulan yatırım yaptı. NASA ise ABD'ye para ve prestij getirdi. Dünyaya gelişmiş bir ülke olduğunuzu ve gücünüzü göstererek gözdağı vermek istiyorsanız uzay tam aradığınız şey. Amerika, NASA sayesinde Ay'a ilk adımı atarak tüm dünyaya Ay'a gidebiliyorsak her şeyi yapabiliriz mesajı verdi. Tüm bunların yanında uzay zenginlik ve enerji açısından büyük potansiyel barındırıyor. Gelişmiş ülkeler bu potansiyel için astronomiye ağırlık vermekte. Astronot adaylarının fizik, biyoloji ve bilgisayar gibi alanlarda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmekte. Ayrıca adayların Amerikan vatandaşı olmaları ve NASA'nın kurslarından başarılı şekilde geçmeleri gerekiyor. Astronot olmak kolay değildir. 2017 yılında 18.300 aday astronot olmak için NASA'ya başvuru yaptı ve sadece 12 aday seçildi. Üstelik astronot olmak için bu elemeden geçmek yeterli değil. Adaylar 2 yıl sürecek özel bir eğitim süreci geçirir. Birçok simülasyon programına katılırlar. Dünyada milyonlarca insan uzaya gitmeyi, uluslararası uzay istasyonundan dünyayı izlemeyi, uzay yürüyüşü yapmayı, yerçekimsiz ortamda süzülmeyi hayal eder. Bu milyonlarca insanın hayalini yaşayan astronotlar içinse her şey bu kadar toz pembe değil. Dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki yörüngede bulunan uluslararası uzay istasyonunda yaşamak ve çalışmak çok zordur. Astronotlar her an çalışmaya hazır olarak beklerler. Ortalama 109 metre uzunluğa ve 70 metre genişliğe sahip uzay istasyonunun bakımından ve temizliğinden de astronotlar sorumludur. Bu kadar büyük bir yapının temizliği ve bakımı zaten zorken bir de tüm eşyaların havada uçuştuğu yerçekimsiz ortamda bu işleri yaptığınızı düşünün. Yerçekimsiz ortamdayken çok basit görünen işler
çok karmaşık bir hale dönüşür. Uyumak, dişleri fırçalamak, tuvalete gitmek, yemek yemek. Her biri ayrı bir uğraş gerektirir. Astronotlar uyurken boşlukta süzülmemek için kabinlere sabitlenmiş uyku tulumlarına girerler. 24 saat çalışan makine seslerinin arasında uyumaya çalışırlar. Astronotların anlatımına göre bu şekilde uyumaya çalışmak işlerin en zorlarından. Başka bir zorluğu ise tuvalet ihtiyacını gidermek. Özellikle uzay istasyonuna yeni gelmiş, henüz ortama yabancı astronotlar için en stresli olay budur. Yer çekimi olmadığı için tuvalet ihtiyacını gidermek zordur. Bütün atıkların havada uçuştuğunu düşünün. Haliyle tuvalet sadece hijyen açısından değil, cihazların güvenliği açısından da çok önemlidir. Bu nedenle uzay istasyonunda NASA'ya 23 milyon dolara mal olmuş bir tuvalet bulunur. Astronotlar kendilerini bu tuvalete sızıntı olmayacak şekilde bağlayarak ihtiyaçlarını giderirler. Elektrikli süpürgeye benzeyen bu vakumlu tuvalet koku ve bakteri oluşmasını önleme özelliğine sahip. Katı atık hava geçirmez torbalara vakumlanır. Daha sonra dünyanın atmosferinde yanmak üzere fırlatılır. İdrarsa temiz, içilebilir suya dönüştürülür. Bunun çok mantıklı bir gerekçesi var. Uzay istasyonuna tüm erzak dünyadan gelir. Bir astronotun günde 3 litre su içtiğini düşünelim. Ortalama 6 ay görev yapacak tek bir astronotun içeceği su miktarı kaba bir hesapla 540 litredir. Sadece 3 litre suyun uzaya taşınmasının maliyeti ise 80 bin doları geçer. Su bu nedenle geri dönüştürülür. Nefes alıp vermede oluşan nem, idrar, diş fırçalama, ter. Kısacası her türlü ıslaklık geri dönüştürülür. Dönüştürülmüş bu suyun temizlik kalitesi dünyada içilen sudan daha yüksektir. Uzayda yer çekimsiz ortamda kemik ve kas kaybı olursa küçük işleri bile yapmak hayli zorlaşır. Astronotların kas kaybı nedeniyle bilgisayarları bile kullanacak güçleri kalmaz. Bunun önüne geçebilmek için dünyadakine benzeyen egzersiz aletleriyle antrenman yaparlar. Bazen astronotlar hasar görmüş bir uydunun tamiri veya güneş panellerindeki arızalar gibi durumlara müdahale etmek için uzay yürüyüşü yapmak zorunda kalırlar. Bu yürüyüş oldukça tehlikelidir. Uzay yürüyüşü kesinlikle gerekliyse yapılır. Uzayda bol miktarda uzay çöpü bulunmakta. Bazıları mermiden 10 kat daha hızlı hareket edebiliyor. Astronotlara çarpacak küçük bir enkaz parçası ölümcül olabilir. Astronotlar uzay yürüyüşü için birçoğumuzun aşina olduğu özel bir giysi kullanır. Bu giysi uzaydaki çeşitli radyasyonlardan, yüksek hızda hareket eden uzay tozlarından, uzayın aşırı sıcak ve soğuğundan korur. Tüm bu rutin işlerin yanında astronotlar birçok deney ve araştırma yaparlar. Şimdiye kadar uzay istasyonunda 2800'den fazla deney yapıldı. Asıl hedef birçok insana göre Ay'daki helyum-3 madeni. Helyum-3 dünyada çok nadir bulunuyor. Nükleer santrallerden 10 kat fazla enerjiyi 100 kat ucuza elde etmenizi sağlayan bir madde. Ve Ay'da bol miktarda helyum-3 var. Rusya, Japonya, Çin ve ABD 2030'lu yıllarda Ay'a insan göndererek kalıcı bir üs kurmayı planlıyorlar. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan deneylerin birçoğunda Ay üstünde veya Mars'ta kendi kendine yetebilen bir ekosistem hedefleniyor. Uzay yarışının yeni safhası şu an için Ay'da olacak gibi görünmekte. Ülkeler ellerini güçlendirmeye, genç nesillerini uzay konusunda bilinçlendirmeye gayret ediyorlar. Vizyon sahibi ülkelerin geleceğe dönük birçok projesi ve planı var. Uzak bir gelecekte, yaklaşık 3,5 milyar yıl sonra dünyamız birçok bilim adamına göre yok olacak. Güneş küçük mavi gezegenimizi yutacak. Acaba insanoğlu dünya yok olduktan sonra da hayatta kalmayı sürdürebilecek mi? Bu başka bir videonun konusu. Bu videonun ise sonuna geldik. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ben Cem Ozan. Hoşça kalın.